Aşağı yukarı 6 aydır inanılmaz derecede fiyatlar arttı. Tabii herkes dövizin yüksekliğine bağladı ama bence biraz da dövizin yüksekliğinden değil, birinci el araç getiren firmaların araç stoklarının az olması talebi daha çok arttırdı. Bu artan talebe tabii sıfır şey yapamadığından dolayı, yeterli gelmediğinden dolayı ikinci ele inanılmaz derecede bir yoğunluk başladı. Bu yoğunluk da tabii fiyatların artmasını otomatikman hızlandırdı. Şu an AutoCenter yani tarzındaki bütün firmalar birbirlerinden araç temin etmeye çalışıyorlar. İstanbul Eskişehir'den alıyor, Eskişehir Adana'dan alıyor. Herkes internetin başında araba kovalamaya başladılar. Tabii bu da otomatikman fiyatların daha çok artmasına sebep oldu. Şu an bundan daha önceden böyle vatandaşlardan bu kadar bir talep gelmiyordu. Bundan 3 ay önce zaten fiyatlar aşağı yukarı %30, %40 az olmasına rağmen bir talep yoktu. Ama şu an %30, %40 artmasına rağmen bir talep var. Firma sahiplerine, alıcılar gittikleri zaman sıfır araç alamıyorlar. Alamayınca da ne yapacaklar? İkinci eldeki arabalara hiç olmazsa yönlenme oldu. Bunda da tabii modeli yüksek olan, kilometresi az olan arabalarda inanılmaz bir talep oluştu. Kilometresi az olan arabalar inanılmaz derecede şu an piyasada alıp satılıyor. Nisan ayına kadar bence devam eder diye düşünüyorum. Çünkü Nisan ayında sıfır piyasasında bir artış olacağına inanıyorum. Şu an Fransa'daki gümrük sahasındaki sıkıntılardan dolayı da zaten araç gelmiyor. İtalyan üzerinden getirmeye çalışıyor. Onları da çok maliyetli olduğu için şey yapmıyor. Fransa eğer şey açarsa araba Türkiye'ye daha çok girecekti. Daha çok girdiği zaman sıfır hareketlenecek. Eğer o sırada da bir KDV oranında bir indirim yaparlarsa ikinci elde fiyatlar biraz daha aşağı çekilir diye düşünüyorum.